Değerli dava ve yol arkadaşlarım, değerli mahalle temsilcilerimiz, önce başkan, şu anda herkes sahur yaptı mı? Ha? Yaptı. Sahur yapmayan var mı? Yaptınız. Ama torbanın içi dolu mu? Ayağımlar, kalem. Hadi afiyet olsun. Bizim verdiğimiz kalem. Kalem ruhu doyurur. Sağ ol. Bakalım Mart'ta göreceğiz sizi. Seçimde de göreceğiz. Fatih'ten selam getirdik reisim. Şimdi, değerli kardeşlerim, tabii İstanbul 959 mahalle temsilcisi. İnşallah bu 959 mahalle temsilcisiyle bu seçimlerde ortaya bir performans koyacaksınız. Ve bu performansla da bakalım mahallelerde sandık hakimiyetiniz nasıl, bunu çok açık, net görme şansımız olacak. Tabii şimdiden özellikle de sandık seçmen listeleri üzerinde yapacağınız çalışmalar büyük önem arz ediyor. Burada gerek kadın kollarımız, gerek gençlik kollarımız, gerekse ana kademe bu çalışmayı başarılı bir şekilde sürdürmesi lazım. Özellikle bayanların yapacağı çalışmayı doğrusu önemsiyor. Zira kale içeriden fethediyorlar. Efendim işte kapılardan geri döndürüyorlar filan bunlar. Döndürenler onlara. Dolayısıyla biz ona da ona da katlanacağız. Çünkü bu işte kapısını açmayan veya döndüren o kimliğini, kişiliğini ortaya koyuyor. Ama bu bir hırs meselesi. Burada biz bir mücadele veriyoruz. Ve bu mücadeleden Allah'ın izniyle de galip çıkmamız lazım. İnşallah. İnşallah. Öyleyse koşturacağız. Bu mahallelerde hangi ailenin konumu nedir, durumu nedir? Bunları kim tespit edecek? Bizler. Mahalle yönetimi tespit edecek. Dolayısıyla da bunları sandık seçmen listesinden çıkaracağız. Ve seçmen listesinden çıkardıktan sonra da onların üzerinde birebir ayrıca çalışma yapmamız lazım. Kalan süre 13 gün. Fazla bir süre yok. Birebir yapacağımız çalışmayla da inşallah bunları markaja alacağız. Fakat hepsinden ötesi, az önce Binali Bey'in ifade ettiği gibi, yani seçim gerçekten sandıkta kazanılır. Peki nasıl kazanılır? Arkadaşlar, sandık kurulu üyesi arkadaşlarım, bir defa seçim günü diğer siyasi partilerden önce sandık mahallinde yerini almalıdır. Yani bizim arkadaşlarımızdan önce onlar gelmedi. İki, sandık müşahitlerimiz. Müşahitler noktasında sandık kurulu üyelerinin dışında sandık müşahitleriyle bizim oraları ne yapmamız lazım? Takviye etmemiz lazım.
Olur ya, diğerlerinden gelmeyen olursa, bu defa sandık kurulu başkanı kimse, oradan kimi alacak, müşahitlerden kim varsa, önce gelen kimse, o onun hakkıdır. O sandık kurulunun ikinci veya üçüncü üyesi olabilir. Burada bu defa neyi kazanırız? Sandık kurulundaki hakimiyeti biz elde etmiş oluruz. Yani burada çok hassas olmamız lazım. Bu işi hiç hafife almamamız gerekir. Yani bunları geçmişte çok yaşadık. Eğer bunu sağlama alırsak İstanbul'da başlamadan işi bitirmiş oluruz. Değerli arkadaşlar, tabii 13 gün var. Yani iş çantada keklik değil. Onu da söyleyeyim. Bakın şu anda kamuoyu araştırmalarında filan öyle iş bitmiş havada değil. Onu da söyleyeyim. Bu neyi gösteriyor? Son seçimlerde yaşadığımız olay 7 Haziran, Kasım. Bakın 1-7 Haziran yaşamamak. Aynı şekilde bir Kasım yaşamamalıyız. Yani iş bıçak sırtı olmamalı. Şunu bilmenizi istiyorum. İstanbul, Türkiye'nin adeta 81 vilayet burada temsil edilir. Buradan çıkacak netice Türkiye'nin neticesidir. Hiçbir ile benzemez. İstanbul bu işin termometresidir. Çünkü burada olmayan vilayet var mı? Yok. Her vilayetten burada insan var. Dolayısıyla buradan çıkan neticede bize neyi veriyor? Türkiye'nin neticesini. Özellikle de benim sizden bir ricam var. Arkadaşlar, HDP üzerinde parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapmasını istiyorum. Bunu dışarıda konuşmam. Burada sizlerle konuşuyorum. Niye sizlerle konuşuyorum? Çünkü onların baraj altı kalması demek bizim durumumuzun çok daha iyi bir noktaya gelmesi demek. Dolayısıyla da her ilçede arkadaşlarım özellikle onlar üzerinde çok farklı çalışması lazım. Çünkü siz kimdir bunu biliyorsunuz. Öyle mi? Evet. Çünkü mahalle temsilcilerimiz eğer kimin kim olduğunu bilmiyorsa o zaman zaten bu görevi bıraksın. Bilmeniz lazım. Alacaksınız önünüze sandık seçmen listesini. Bu sandık seçmen listesinde kim kimdir? Ve buna göre de onlar üzerinde özel bir çalışma yapmanız inanıyorum ki bize çok farklı bir orada netice getirebilir. Markajı almak diyoruz ya, markajı alacaksınız. Çünkü